abi. Ben yokum bu listede. Aslında sen de varsın. Bazı operasyonlarda ben de kullanmışlar. Herkesi kullandılar. Ulan kaç senedir gizli bir örgüte hizmet etmişim. Benim niye haberim olmadı bundan? Bu onların çok sık başvurdukları bir yöntemdir. Kendi taraflarına çekemeyeceklerini bildikleri için üzerine sahte kılıflar geçirilmiş operasyonlarda maşa olarak seni kullandılar. İçeri almak ya da yok etmek istedikleri isimleri sahte delil ve suçlamalarla sanık durumuna düşürdüler. Sonra da avcı diye beni gönderdiler. Ben de aslında masum olan ya da tek suçları onların tekerlerine çomak sokmak olan adamları yakalayıp içeri attım. Aynen öyle. Evet arkadaşlar, dün akşam itibariyle Marazelli çetesi ve dosyasıyla ilgili firari sanık sayımız tam 5'e yükselmiş bulunuyor. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi amirlerinden Yavuz Dikka'ya firari sanık Marazelli Takma adlı Ali Gökdeniz'in kaçmasına ve saklanmasına yardım ve yataklık etmekten dolayı gıyabında çıkartılan tutuklama kararıyla aranmaktadır. Şu andan itibaren malum operasyonu bizzat ben yönetiyor olacağım. Bütün emirleri doğrudan benden alacaksınız. Ve operasyonun selameti açısından ele geçirdiğiniz tüm bilgileri, delil ve ipuçlarını bana rapor edeceksiniz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı müdürüm. Anlaşıldı müdürüm. Anlaşıldı müdürüm. Hadi bakalım. Şimdi herkes görev başında. İki sanığı da en kısa zamanda yakalayıp adaletin önüne çıkartmalıyız. Başüstüne müdürüm. Burada Nevzat müdürün imzası ile verilmiş bütün operasyon emirlerinin birer kopyası var. Bence biz artık ona müdür demeyelim kardeşim. Sanık diyelim, suçlu diyelim, hatta müstakbel hapishane kuşu diyelim. Eyvallah. Her önce kızımı bir kurtaralım. Ondan sonra savcılığa gider, bütün bu belgeleri teslim ederiz. Onlar gereğini yaparlar. Bir tek Sofya'yı nereden bulacağız, aramayı nereden başlayacağız, onu bilmiyorum işte. Dur bakalım. Belki buralarda bir adres falan vardır. Götür beni teslim et. Ne? Dün gece Ali beni rehin aldı. Kaçmaya çalıştı. Sonra ben onu alt ettim. Tekrar kelepçeyi bileklerine taktım dersin. Beni emniyete teslim edersin. Onlar da Sofya'yı serbest bırakırlar. Sonra ne olacak peki?
Büyük ihtimalle ben daha mahkemeye çıkamadan gözaltındayken kendimi asacağım ya da pencereden atlayacağım. Ve bütün gerçekler herkesin bildiği sırlar olarak kalmaya devam edecek. Senden sonra sıra bana gelecek. Nasıl olsa Ali her şeyi Adanalı'ya anlatmıştır diye ben de götürecektim. Büyük ihtimal. Ama iyi tarafından bak. En azından Sofya'yı kurtarmış olacağız. Yok kardeşim. Ben Çukurova çocuğum. Bu kadar kolay boyun eğmek benim karakterime aykırı arkadaş. Bu işin içinden çıkmanın tek bir yolu var. O da teslim olmadan, sancağı tek bir nefeste bile yere indirmeden savaşmaya devam etmek. Senle ben bu alemin en sık adamları değil miyiz? Bugüne kadar kimleri bulduk? Kimleri yakaladık hatırlamıyor musun? Hatırlamaz olur muyum? O günleri çok özlüyorum. O zaman hasret bitti. Yine birlikteyiz koçum. Önce Sofya şu şerefsizlerin elinden kurtarmanın bir yolunu bulalım. Sonra aslanlar gibi yüzümüz ah, başımız dik bir şekilde elimizde bu CD'yle gider teslim oluruz. Al ayının ipliğini pazara çıkarmadan ölmeyelim be kardeşim. Ya öleceksek bir şey için ölelim ya. Böyle haybeye ölmek ne sana ne bana yakışır. Öyle değil mi koçum? Öyle. Asıl macera ondan sonra başlıyor Ali. Kendimizi akladıktan sonra rozetlerimizi tekrar göğsümüze takacağız. Senle omuz omuza sokaklara çıkacağız ve görevden göreve koşmaya başlayacağız. Ne kadar şerefsiz varsa alayını ortamıza alıp oynatacağız. Aynı eski günlerdeki gibi kardeşim. İnşallah abi. İnşallah. Hadi bakalım. Şimdi şuradaki isimleri tarayalım. Bize yol gösterebilecek birkaç isim çıkartıp teker teker ziyaret edelim. Örgütün Sofya'yı saklayabilecekleri bazı gizli hücre evi adreslerini falan biliyorlardır belki. Yani biz şimdi ciddi ciddi Yavuz Amir'i yakalamaya çalışacağız. Onu gördüğümüz yerde silahımızı doğrultup at silahını. Kaldır ellerini, teslim ol diye bağıracağız, öyle mi? Vallahi ben öyle bir şey yapabileceğimi hiç sanmıyorum. Yani ne olursa olsun benim için Yavuz Amir o. Hala benim beynimi ve ağzımı kırabilir diye çok korkuyorum. Nevzat Müdür'ün emrini duydunuz beyler. Bizim için suçlu suçludur. Kim olduğu, önceden ne görevde olduğu fark etmez. Suçlu mu? Yavuz Amir'in kesin suçlu olduğunu nereden biliyorsun Esra? Elimizdeki deliller onu gösteriyor. Hayır Esra. Elimizde hiçbir delil yok şu anda. Sadece şüphelerimiz var. Unutma, bir kişinin suçluluğu ispatlanana kadar o kişi masumdur. Ertan Başkomiser haklı. Dün gece neler olduğunu, Yavuz Amir'in neden Maraz Ali'yi emniyete getirmediğini, başına neler geldiğini bilmeden onu hiçbir şekilde suçlayamayız. Yani Yavuz Amir şu anda firari bir sanık bizim için. Suçlu değil. Peki, öyle olsun. O zaman elimizi çabuk tutalım da yakalayalım ikisini de. Gerçekler su yüzüne çıksın böylece. Görelim bakalım. Kim suçluymuş, kim masum? Ben bu kıza hiç güvenmiyorum Engin. Ama hiç güvenmiyorum. Kayıkçı Mevlüt.
Kim Ali? Hemen hemen her operasyonda adı geçiyor. Örgütün eski muhbirlerinden. Çok uzun süre istihbarat servis etti örgüte. Resimleri de var burada. Bu mu Gayşe Mevlüt? Evet. Birkaç operasyon öncesinde ben de kendisiyle buluşmuştum. Çok kulağa delik adamdı rahmetli. Rahmetli mi? Sonradan onu da öldürdüler tabii. Örgütün birinci kuralı bu. Biri örgüt hakkında çok şey biliyorsa, o kişiye ihtiyaçları kalmadığı anda onu yok ediyorlar. Oğlum ben bu herifi geçenlerde bir yerde gördüm. Nasıl ya? Nerede gördün? Neredeydi? Hatırladım. Boğaz'ın Karadeniz çıkışına kaçak mazot getirip demirleyen petrol tankerlerinin peşindeydik. Şerefsizler tankerlere yanaşan ufak balıkçı tekneleriyle kaçak mazotu İstanbul'a dağıtıyorlardı. Bu herifi de o balıkçılarla birlikte emniyete almıştık. Sonradan ifadesini alıp serbest bırakmıştık. O zaman kayıkçı yaşıyor. Vallahi ben gördüğümde hiç öyle ölü gibi durmuyordu. Turp gibiydi. Demek herif kendini ölü gibi falan gösterip sıyrılmış peşindekilerdi. Adamımızı bulduk abi. Kayıkçı mutlaka Sofya'yı tuttukları yeri biliyordur. Hadi. O zaman fırla. Hemen gidelim. Ben bu herifi nerede bulabileceğimizi biliyorum. Bekle abi. CD'yi çıkartayım. Abi vallahi hiç param yok ya. Bırakın gideyim ya. Uzatma lan. Sus. Ne olur abi ya. Uçum. Sen hiç kumar borcun namus borcudur diye bir laf duymadın mı? Abi vallahi hiç param yok. Aybaşı açtım alayım. Aldığım gibi size götüreceğim abi. Ah. Kalk çabuk. Abi bırakın abi. Sesini çıkarma, boğazını keserim senin burada. Tamam abi, tamam. Sus lan. Bir şey yapmayın abi, tamam. Ne bakıyorsunuz lan? Dönün işinize. Ulan ben senin. Abi, hiç bulaşmayalım bence. Şimdi kavga çıkar, polis molis gelir, ikimiz de biteriz. Sophie'yi kurtarmak için fazla vaktimiz olmayabilir. Cep telefonunu alırız biz de. Abi ne olur almayın abi cep telefonumu. Abi lütfen almayın ya. Babam bitirir beni sonra. Abi aslında ne var biliyor musun? Bence de kardeşim. Yani ne olursa olsun. Aynen sana katılıyorum kardeşim. Benim çok kafam takılır sonra. Ya sen ne diyorsun? Benim geceler gözüme uyku girmez uyku. Hadi o zaman. Hadi. Abi yapmayın abi ya. Oynamayacaktın o zaman. Ulan hayvan oğlu hayvan. Küçücük çocuklara kumar oynatmaya, bahis oynatmaya utanmıyor musunuz? Size ne oluyor ya? Siz kimsiniz abiciğim? Biz. Polisiz koçum. Evet, biz polisiz. Ve bu nedenle de kusura bakmayın. Aklınız başınıza gelsin de bir daha çoluğa çocuğa sataşmayın diye sizi bir miktar eskiteceğiz. Şerefsiz. Bir de
çocuğa bıçağı. Şimdi o bıçağı ben senin nerene sokayım lan? Şerefsiz. Kafanı göster bana, kafanı. Oğlum yüzünü göster, vuramıyor. Oğlum kafanı göster lan. Şerefsiz. Abi, biraz değişelim mi? Ben sıkıldım bunu dövmekten. Oğlum ben de sıkıldım. Gel gel. Gel lan buraya, gel gel. Gel. Yaşayın lan. Ne yaşayın? Dombili. Senin okulun dersin yok mu lan? Ne işin var lan senin burada? Bugün okul tatil. Oğlum. Okul tatilse dışarı çıkarsın, arkadaşlarınla top oynarsın, gezersin, dolaşırsın. Niye böyle yerlere kendini saatlerce kapatıyorsun ha? Ali abin doğru söylüyor. Hem bu internet denilen şeyi siz oyun oynayın, kumar oynayın, bahis oynayın diye icat etmediler. Siz daha çok bilgilenin, bilgiye daha çok ulaşın, durmadan yeni şeyler öğrenin diye icat ettiler, zibidi! Ama bakıyorum, siz interneti bu amaç hariç her şey için kullanıyorsunuz. Hadi, çabuk çık dışarı. Ha, bir daha seni buralarda böyle kumar falan oynarken görürsem, bunlardan daha fena yaparım seni ona göre. Çık dışarı, çık! Hadi! Dışarı. Harbiden özlemişim be Ali. Ben de abi. Ne? Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran. Maymunlar cehennemindeyim. Hiç kimse duymamış. Sordum hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış. Korkular dolup taşınca komşular da kanlamış. Yalancı şahitler çoğalmış. Ordular da sapalmış. Sanki herkes zan altında. Pozisyon sert penaltı. Yer altından çıktım ben çoktan. Fareydim çok yol aldım. Korktum bazen ben de herkes gibi umudum kalmadı. Fakat sabrımsa aramızdaki en büyük farktır. Fark var. Kahvaltınız geldi hanımlar. Hala yüzünüz güldüğüne göre babam henüz gelmemiş olmalı. Çünkü birazdan babam beni ve arkadaşlarımı kurtarmaya geldiğinde yüzünüzdeki bu zavallı sırıtmanın yerini daha donuk, daha manasız, ne bileyim sanki daha ölü bir ifade alacak. Sen dua et, babam buraya gelmesin güzelim. Çünkü ona öyle bir karşılama merasimi hazırladık ki... ...değil Adanalı, Rambo olsa sağ kurtulamaz elimizden. Ya. Ama merak etme. Sizin için çok daha eğlenceli planlarımız var. Önce babanı aradan bir çıkartalım. Ondan sonra da bizim bütün çocuklarla birlikte... ...aramızda küçük bir parti verelim diyoruz. Ne dersin güzelim? Siz de bizi kırmayıp partiye katılırsınız herhalde. Tabii. Sofya. 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 İyi misin hayatım? İyiyim Pınar, bir şeyim yok. Nasıl olsa babam gelecek. Hepsinin beyinlerini kıracak. O nedenle içim rahat. İnşallah. Yalnız bizim bir yerlerden bir telefon bulup babamın yerimizi bildirmemiz lazım. Merak etme hayatım.
Eminim Fiko buradan bir kaçış planı düşünmüştür mutlaka. Fiko mu bizi buradan kurtaracak? Evet. Fiko çok cesurdur bu konularda. Eminim planı devreye sokmak için doğru zamanı bekliyordur sadece. Ust! Ya hocam insan bir kapıyı çalar ya. Bir merhaba der, bir günaydın der, bir sarılır öper. Bu nedir ya? Günaydın, hoş geldiniz. Hocam, önemli bir mevzu var. Sizi bu insanlık dışı davranışınızdan dolayı... kınıyorum. Bağırma lan. Bak işte kahvaltı bile getirdik. Ne şikayet ediyorsun hala? Kahvaltıyı bırak şuraya. Kahvaltıya bak. İki domates, iki peynir, iki de ekmek. Bir de hava atıyorsun bana kahvaltı getirdim diye. Hocam, özür dilerim ama belli ki patron sensin, you are the boss. Etrafına bir bakar mısın lütfen? Bu odada tuvalet nerede? Günün sorusu, where is the tuvalet? Kümese tavuk tıkar gibi kapattınız beni buraya. Hiç sordunuz mu? Beyefendi, mesane durumunuz nedir? Çişiniz var mı diye? Sizin bu yaptığınız var ya düpedüz insan hakları ihlalidir kardeşim. Savaş esirlerine bile böyle davranılmıyor. Bu nedir ya? Ulan sen yatağı mı ıslattın yoksa? Bana bakın. Ki sen sadece bakıyorsun. Eğer biriniz bu olayı yanındaki kızlara söylerse, bakın yemin ediyorum sizden öyle bir intikam alırım ki İstanbul olalı böyle intikam görmemiş olur. Tamam lan tamam. Şükrü, söyle çocuklara yeni çarşaf getirsinler buraya. Peki abi. Yalnız Şükrücüğüm, bir ricam olacak. Temiz donla fanila rica ediyorum. Medyum beden olsun, çok önemli. Bir de pantol. Pantol. Şükrü. Hocam aradığınız Şükrü'ye şu anda ulaşılamıyor. The person you have called, çarşafları sen getir. Tamam, ben çözdüm olayı. Ya hocam rica etsem... artık şu banyoyu bir ziyaret etsem diyorum. Çünkü uykumda Şükrücüğüm, kendimi tuvalette sanıp olay serbest bıraktıktan 5-10 saniye sonra Şükrücüğüm uyandım, şuurum yerine geldi. Tuttum yani. Öyle bir iradem var Şükrü. Şimdi tuttuğum için de haliyle yarısı içeride kaldı. Yürü lan, yürü! Beyefendi pek de kibar. Tabii ki. Gentleman, ilk sen ona çekmedin Şükrü. Hadi Şükrü gidiyoruz. Şükrü, dünyaya döndüğün zaman sen de bize katıl, olur mu? Join us. Evet, anlıyorum. Şükrü, ladies first, follow me. Neyse ben gideyim. Hocam. Şşş, hocam. Adam konuşuyor adam. Göz teması. Ya size bu havalardan mıdır? Nereye kafalar gidip geliyor? Kaslıyorsun böyle bir haller falan. Ne oluyor ya? Bu Şükrü'nün neyi var? Şükrü. Şükrü. Şşş, Şükrü. Gel oğlum gel. Tık, tık, tık. Geliyor kaç. Hadi. Yürü.
Lütfen sessiz olalım lütfen. Yalnız hocam, yemin edin bu sırrın aramızda kalacağını. Bak, vallahi bitirirsiniz beni ha. Sen ne çenesi düşük bir adam çıktın be. Ya hocam, demesi kolay. Altyapıya sular seller bastı diyorum. Anlamıyor musun? Kolayca sen yürü. Buraya yapınca insanı çenesine vuruyor yani. Pınar, sesleri duyuyor musun? Sessiz ol. Şimdi sustururum seni. Sakin ol hocam. Lavaboyu gösterebilir misiniz lütfen? Yürü. Ne gerildin ya, vay anasını. Bu Fiko'nun sesi. Adamları kandırıp odadan çıkmayı başarmış. Ya. Bak, ben dedim sana. Kesin Fiko'nun bir planı vardır diye, gördün mü? Engin, şimdi haber geldi. Yavuz Amir'in dün gece Maraz Ali ile birlikte bindiği arabayı terk edilmiş halde bulmuşlar. Biz de gidip bir bakalım istersen, hadi. Tamam. Ne oldu? Sofya'nın telefonu kapalı mı hala? Evet. Ev telefonu da cevap vermiyor. Lojman önündeki korumaları arasana. Belki onların haberi vardır Sofya'nın gittiği yerden. Öyle yapacağım. Hadi çıkalım hemen. Yolda ararım ben. Gel. Nazlı Hanım'ı getirdin müdürüm. Gel kızım, gel. Hoş geldin kızım. Gel. Hoş bulduk mu demeliyim bilmiyorum. Dün gece başına gelenlere hepimiz çok üzüldük. Ama merak etme. En kısa zamanda sana bunu yapan adamı yakalayıp cezasını vereceğiz. Ama ben... Hadi geç otur kızım. Ayakta kalma. Geceden beri uyumadığını biliyorum. Evinden kıyafetlerini getirdik. Nezaret üstünü değiştirdi müdürüm. Çok iyi yapmışsınız. Sen çıkabilirsin kızım. Baş üstüne müdürüm. Karnın aç mı kızım? Bir şeyler yemek ister misin? Yok, sağ olun, ben böyle iyiyim. Peki, sen bilirsin. Ama canın bir şey isterse hiç çekinmeden söyle. Sana çok iyi bakmamız lazım. Çünkü sen bizim için çok değerlisin şu anda. Değerli miyim? Evet. Çünkü sen Maraz Ali'yi yakalamamız konusunda bize en çok yardım edecek olan kişisin. Kes Ali. Tamam. Dur lan!
Anlıyorum, sağ olun. Ne olmuş? Dün akşam kendilerini Yavuz Amir'in gönderdiğini söyleyen iki sivil arkadaş Sofya'yı alıp güvenli bir yere götürmüş. Güvenli bir yere mi? Fiko ile Pınar da Sofya ile birlikte gitmiş. Yavuz Amir, Fiko ve Pınar'ı da güvenli bir yere götürün mü demiş yani? Yok. Sofya'yı onlara emanet etmişti Yavuz Amir. Herhalde onlar da Sofya'yı yalnız bırakmak istemediler. Dur bir dakika dur. Benim kafam karıştı. Benim de. Yani gerçekten Yavuz Amir Maraz Ali ile birlikte firar planını önceden yapmıştı ve Sofya'yı güvenli bir yere götürmek istedi. Öyle mi? Ya da Sofya'yı almaya gelenler Yavuz Amir'in adamları değillerdi. Kimlerdi peki? Bilmiyorum. Ama içimde çok kötü bir his var. Sofya'nın hayatı tehlikede olabilir. Acele edip Yavuz Amir'e ulaşalım. Ben de sizinle geliyorum. Ne istiyorsunuz abicim benden? Sen de en bulunan şey istiyoruz Mevlüt. Bize biraz istihbarat yüklemesi yapacaksın. Ha, ben yıllar önce bıraktım abicim o işleri. Ben artık hiçbir konuda hiçbir şey bilmiyorum. Tamam. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Bilmiyorum. Müsaade eder misin kardeşim lafı ben tamamlayayım? Buyur abi. Allah! Türkiye'nin kulağı en süzgeç adamı şu anda bizim karşımıza geçmiş, hiçbir şey bilmediğimi söylüyor. Günün esprisi bu olsun bence. Abicim bakın, şu anda buraya gelip benimle konuşarak bana çok büyük kötülük yapıyorsunuz. Ben ne kadar uğraştım kimliğimi değiştirip ortadan kaybolmak için biliyor musunuz siz ha? Şimdi sizin yüzünüzden adamlar izin bulacaklar. Benim aslında ölmediğimi öğrenecekler. Sonra yine bana kancalarını takacaklar. Anlıyor musun? Şu anda benim kızım bu adamların elinde esir durumda. Eğer sen bize kızımı tuttukları yer hakkında ipuçları vermezsen, o zaman ben bu işi onlara bırakmam. Seni bulduklarında cesedini görüp bu defa öldüğüne gerçekten inanırlar. Abicim gözünü seveyim ya. Yapmayın. Bulaştırmayın bu adamlara beni. Merak etme. Artık biz de seninle aynı gemideyiz Mevlüt. Aynı adamlar bizim de peşimizdeler. Ve eğer sen bize yardım edersen bütün örgütü çökertmemize yardımcı olmuş olursun. Siz ikiniz tek başınıza onlara kafa tutacaksınız ve sonunda onları bitireceksiniz, öyle mi? Siz ne içtiniz abicim buraya gelmeden önce, ha? Bunu. Hadi bakalım. Anlat olanları. Ne anlatayım müdürüm? Ben sana sorular sorarsam, o sorulara yalan cevaplar vereceğini çok iyi bildiğim için hiç beni boşuna yorma diyorum. Bence sen ne biliyorsan hepsini anlat, ben de dinleyeyim. Doğru. Ali dün gece beni düğünden kaçırmaya geldi. Ama bunu ben istedim ondan. Yani? Yani Ali beni hiçbir şey için zorlamadı. Ben gönüllü olarak kaçıyordum onunla. Hı-hı. Anladım. Bak, aslında Ali iyi birisi. Yani onun daha önce ne tür suçlar işlediğini, bunları neden yaptığını bilmiyorum ama bana her zaman çok iyi davrandı.
Bana hiçbir zarar vermediği gibi her defasında yetişip hayatımı kurtardı. Yani o sandığınız gibi kötü bir insan değil. Bak kızım. Bunun kararını biz değil, mahkemeler verir. Şu anda bizim yapmamız gereken tek şey Maraz Ali'yi yakalayıp adaletin önüne çıkar. Ve sen de bu konuda bize yardımcı olacaksın. Çok üzgünüm. Size yardım edebileceğimi zannetmiyorum. Çünkü Ali'nin nerede olduğunu ve nereye kaçtığını hiç bilmiyorum. Bize yardım etmek için pek bir şey yapmana gerek yok aslında. Bizim yanımızda olman yeterli. Özür dilerim. Anlayamadım. Maraz Ali dün gece sana aşık olduğu için ve başka biriyle evlenmene gönlü el vermediği için gelmedi mi oraya? Evet. O zaman senin başının dertte olduğunu öğrenince yine seni kurtarmaya gelecektir. İşte o zaman bizim kurduğumuz kapana düşecek. Ne var o CD'nin içinde? Dinamit var. Bizi kullanıp atanların. Biz vatanımız için ölmeyi göze alırken bizi vatan haini ilan edenlerin tamamını yok edecek kadar dinamit var. Ama senden almışlardı o diski. Vay Mevlüt. Sen ben bu işleri bıraktım filan diyorsun ama görüyorum da gündemi hala sıkı sıkı takip ediyorsun. Deniz havası iyi geldi Mevlüt'e. Havayı çekti, zihni açıldı, kafası çalışmaya başladı. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Tamam mı? Hala anlamıyorsun lan salak herif. Bize yardım edersen hepsinin sonunu getirebiliriz. Hayatının geri kalanını da böyle her an öldürülme korkusuyla yaşamazsın. Kardeşim, bugün bizim günümüz. Bugün bizim intikam günümüz. Tamam. Ne istiyorsanız söyleyeceğim. Ama sonra hemen gideceksiniz buradan. Bir daha da kapımı çalmayacaksınız. Anlaştık mı? Hı hı. Anlaştık. Ne öğrenmek istiyorsunuz? Şerefsizler dün gece kızımı kaçırdılar. Ve eğer onlara Maraz Ali ve diski teslim etmezsem kızım öldüreceklerini söylüyorlar. Sence kızımı nerede esir tutuyor olabilirler? Vallahi genelde bu tip rehineleri götürüp sakladıkları iki yerleri var. Neresi? Bir tanesi şeyde. Karşı tarafta. Neydi oranın adı? Ali! Tut Ali! Mevlüt! 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 Gözünü seveyim ölme. Mevlüt! Mevlüt!
Neden hala Fiko'dan bir ses çıkmadı? Planı işe yaramadı mı yoksa? Biraz sabırlı ol Sofya'cığım. Eminim Fiko planının tüm detaylarını en ince ayrıntısına kadar hesaplamıştır. Bir harekete geçmek üzere tetiktedir. Merak etme. Şimdi ne yapacağım? Bugüne kadar izlediğim bütün çekicen filmlerini düşün Fiko. Çekicen usta olsa nasıl kaçardı? Tabii ki pencere. En klişe yöntem pencere. Şurada çekicene ihtiyacın yok ki. Kaçacak başka bir yerin mi var? Ve Fiko her zamanki gibi işi çözer. Çözemez. Macera Prison Break formatına döner. Aha! Büyük hata. Bazen bir tırnak makası Fiko için büyük bir silah olabilir. Dikkatli olalım. Herif uyanık bir tipe benziyor. İçeride bize bir tuzak kurmuş olabilir. Tamam Şükrü, aç. Hoş geldiniz hocam. Ne içersiniz? Hocam ne dikiliyorsunuz orada? Yardım etsenize. Oraya kritini mi yapıyorsunuz? O zaman oturalım şöyle klozetin etrafını hep beraber siyaset meydanı formatında tartışalım durumu isterseniz. Ne bekliyorsunuz? Ya gelip yardım etsenize burada. Kanamalı bir hasta var, görmüyor musunuz? Kan kaybından ölmek üzereyim. Boynum da ağrıyor. Şükrü! Şükrü! Kan grubun ne lan? Eyvah, yine dondu. Senin kan zaten beni de dondurur. Hocam bir el atsak ha? Babanıza rahmet. İndisek beni aşağı hep beraber. Belim ağrıyor da. Bak Sofya, ben sana demedim mi? Benim Fiko mutlaka gelip bizi kurtaracaktır diye. İşte geldim. Geç lan içeriye. Kızlar, yine arkadaşlarım, kötü adamlar ve duvar Şükrü. Kendisi donuyor. Adamım. My man. Yaşıyor ama hayat yok. Denedim olmadı. Olay yerine çok yakındı şu anda. Hadi gidip bir bakalım.
Vakit kaybetmeden gidip Marız Ali ve Yavuz Amir'in bıraktıkları arabayı incelesek daha iyi olmaz mıydı? Esra, yanlış hatırlamıyorsam ben senden bir rütbe daha üsteyim. Yani başka bir deyişle burada emirleri ben veriyorum. Ali bekle. Bir yere gitmiyoruz. Nasıl bir yere gitmiyoruz? Burada kalıp bizim çocukların da buraya gelmesini bekleyeceğiz. Nereden biliyorsun geleceklerini? Ben Ekim'i tanırım. Onlar benim kokumu alır. Ayrıca bu kadar büyük bir olayı bizden başka kiminle ilişkilendirecekler? Teslim mi olacağız yani? Hayır tabii ki. Onlara da gerçeği anlatıp kendi tarafımıza çekeceğiz. Senin odan temizlenene kadar sen de burada kalacaksın. Hocam, biz seninle ne konuşmuştuk ama? Niye mes atıyorsun? Hani aramızda soru olarak kalacaktı? Niye öyle odayı temizleyeceğiz falan gibi laflar ediyorsun? Ayıp değil mi? Çok konuşma lan. Sen bir daha kaçmaya kalkarsan o zaman sana öyle şeyler yapacağım ki bu yanında hiçbir şey değil. Hocam, bizim oralarda iki duvar arasında kalmak uğursuzluktur. Bana müsaade. Buyurun. Yürü hadi yürü. Pınar. Peko, iyi misin? İyiyim Pınar'ım, iyiyim. Bir şeyim yok. Siz nasılsınız? İyiyiz. Biz de seni kapıda görünce bir kaçış planı yaptın. Ve adamları atlatıp evden kaçmayı başardın. Sonra da gittin, biz de kurtarmak için yardım istedin sandık. Sevindik burada. Evet. Aa, gerçekten öyle mi sandınız? Öyle sandık. Aslında doğru sandık. Doğru sanmışsınız. Şahane bir planım vardı gerçekten. Önce adamlara lavaboyu kullanmak istediğimi söyledim. Çok zekiceydi. Ne yapacaksın ki lavaboyu? Elini mi yıkayacaktın? Efendim? Sen adamlara lavaboda elini yüzünü yıkamak istediğini söyleyince adamlar hiç itiraz etmeden seni odadan çıkardılar yani. Öyle mi? Nereden çıktı şimdi bu el yüz yıkama falan demediler hiç. Bu kız nereliydi? Bilmem. Kendisine sorsana. Sofyacığım, normalde sen nereliydin? Yunanlıydın değil mi? Yarı Türk, yarı Yunanlı. Anlıyorum. Şimdi bu durumda benim sana tuvalete gitmekle lavaboya gitmek arasındaki ince farkı anlatmam imkansız hayatım. Impossible. Birisi tuvaletin daha kibarı oluyor yani hayatım. Nasıl yani? Siz kibarlık olsun diye çişinizi lavabonun içine mi yapıyorsunuz? Yok, hayır. Yok. Ben de vazgeçtim anlatmaktan. Zaten gereksiz bir hamle yani. Umutsuz vaka. Evet. Farkındaysan muhabbet patinaj çekiyor. Evet. Neyse. Neyse işte. Ben odadan çıktığım anda adamlara giriştim. Nasıl vuruyorum? Nasıl vuruyorum böyle? Önüme gelene böyle yardıra yardıra vuruyorum. Evet. Tam kendimi evden dışarı atmıştım ki bahçede bana karşı düzenlenmiş hain bir pusuyla karşılaştım. Makinalı tüfek. Adam beni nasıl tarıyor, nasıl tarıyor? Acımasızca. Hain şerefsiz. Ama yılmadım. Uçan tekmeleri havada uçuşturdum. Kafa, göz, yumruk daldım. Fakat bir yere kadar. Bir süre sonra uçan tekme dayandıramadım hepsine. Ne acı, ne acı.
Sonunda da mecburen ama kahramanca asla başımı eğmeden teslim olmak zorunda kaldım. Yani yenildim ama asla ezilmedim. Ne yapalım, olsun Fiko. En azından denedin. Denemek de başarmanın yarısıdır. Öyle değil mi Sofya'cığım? Evet, öyle tabii. Gerçi denemek bizi buradan çıkarmak için yardımcı olmuyor ama... yine de teşekkürler. Ay, kahraman aşkım benim. Canım, sağ ol aşkım. Her ne kadar bazıları kıymetini bilmese de sen halden anlıyorsun. Canım Pınar'ım. Zaten küçükken de bana mahallede Braveheart Fiko derlerdi. Mel Gibson'daki bebek yüz bende de var mesela. Ama ben onun daha solaryumlu haliyim. Yani esmer. Onun gözleri mavi, benimkiler ela mesela. Şimdi bu ışıkta belli olmaz ki gözlerimin rengi. Yağmur yağdıktan sonra açan güneşte daha çok ela oluyor. Tabii. Ama ben ela sevmem. Benim tercihim değil. Yani sonuç olarak biraz daha buradayız. İşte buyur. Ne dedim? Ben çocuklar geldiler. Bunun iyi bir fikir olduğundan emin misin? Ya bizi gördüklerinde dinlemeden tutuklamaya kalkarlarsa? Evet abi, evet abi. Ne olmuş burada? Nedir durum? Çatışma çıkmış amirim. Böyle bir şey olacağını hiç sanmıyorum. Engin de Ertan da beni severler sayarlar. Ben yanlış bir şey yapmış olsam bile bana olan saygıların azalacağını sanmıyorum. Mutlaka ilk önce beni dinleyeceklerdir. Hadi bakalım Engin. Bakalım içeri hadi. Buyurun. Peki beni gördüklerinde bana da aynı saygı ve anlayışı gösterecekler mi? Merak etme koçum. Sen o gece gelip Ertan'la beni ateşlerin arasından çıkardığından beri bizim bir yanımız senin suçsuz olduğunu düşünüyordu zaten. Şimdi bir tek diğerlerine görünmeden bizim çocuklara nasıl yaklaşacağız ya da onları buraya nasıl çekeceğiz bulmamız lazım. Şu telefon denen icadı şu anda kullanmamız salaklık olur. Kimlik çıktı mı üstünden? Çıktı başkomiserim. Hasan Durmaz. Hemen bir GPS'ine bakın. Baş üstüne başkomiserim.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre çatışmadan önce biri uzun boylu, iri yapılı, esmer, kısa saçlı, diğeri orta boylu, pala bıyıklı, açık renk gözlü iki adam gelmiş buraya. Sonra bu ikili, yani büyük ihtimalle Yavuz Amir ile Maraz Ali, burada çalışan bir balıkçıyı kovalamaya başlamışlar. Sonra da silah sesleri duyulmuş. Herkes bir yerlere saklanmış. Çatışmanın sonunda da bu iki adam, yani mağlup kişiler, kendilerine saldıran adamların hepsini öldürüp kaçmışlar. Yavuz Amir ile Maraz Ali bu adamı kovalıyorlarmış yani. Evet. Yalnız ben hiçbir şey anlamadım. İkisi de şehrin dört tarafında polis tarafından aranırken niye buraya gelip bir balıkçıyı öldürsünler ki? Bu adamı Yavuz Amir ya da Maraz Ali öldürmedi. Onlar buraya bu adamla konuşmaya geldiler. Bu adam uzun namlulu suikast tüfeğiyle vurulmuş. Yavuz Amirlerin koşarak kovaladıkları bir adamı suikast tüfeğiyle vurup indirmiş olmaları imkansız. Bence adamı tam bu noktada yakalamışlar ve adamla konuşup büyük ihtimalle ona bir şeyler sorarlarken birisi veya birileri uzaktan tüfekle adamın işini bitirmiş. Böylece adamın Maraz Ali ve Yavuz Amir'le konuşmasını engellemiş. İyi de malum kişilerin böyle kendi halinde bir balıkçıdan öğrenebilecekleri ne tür bir bilgi olabilir ki? Bu adamın sadece bir balıkçı olduğunu nereden biliyorsun? Sanki ikisi de bizden kaçmaya değil de bir bulmacanın parçalarını bir araya getirip bize bir şey ispatlamaya çalışıyorlar. Her yer böyle polis kaynarken nasıl yaklaşacağız çocukların yanına? Bizim oraya gitmemiz imkansız şu anda. Bence de. İntihar gibi bir şey olur bizim için. O yüzden çocukları buraya çağıracağız. Nasıl? Gel. Gel gel yürü. Çember içine alıp aramaları arttırsınlar. Malum kişiler bir saat önce buradalarsa çok uzaklaşmış olamazlar. Peki tamam. Bir şey söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Benim çok kafam karıştı. Yavuz Amir'in neden kaçtığını, kimden kaçtığını, neyin peşinde olduğunu hiç anlamış değilim. Al benden de o kadar kardeşim. Bu ne ya? Kim yapıyor bunu be? Neyi kim yapıyor? Anonsu geçtim. Çok iyi yapmışsın Esra'cığım. Esra'cığım mı? Evet, evet ne var yani? Sana Esra'cığım diyemez miyim? Ben Engin'e de sürekli Engin'cim diyorum. Öyle değil mi Engin'cim? Öyle Ertan'cığım. Aynen öyle. Başkomiserim'cim.
ne ya? Bilmem. Geçen bir arabanın aynasından güneş yansıdı herhalde. Hadi Esra'cığım. Sen şimdi Adana'da Yavuz Amir'le Maraz Ali'nin çatışmada kullandıkları silahlarla ilgili bilgi al. Merkeze döndüğümüzde Nevzat müdürümüze tam bilgi verelim. Baş üstüne. Çok teşekkür ederim. Tamam. Sorun yok. İndir silahları. Sorun yok. Ali benimle beraber. Telefonlarınızı kapatın çocuklar. Önce burada organize şubeden Ertan başkomiserle yardımcısı vardı. Evet, bir tarafa gittiklerini gördün mü? Yok, görmedim. İyi misiniz amirim? İyiyim, iyiyim. Sağ ol. Kimse görmedi değil mi buraya geldiğinizi? Sanırım görmediler amirim. Esra neden gelmedi? Çünkü biz Esra'ya pek güvenmiyoruz amirim. Neden? Son zamanlarda özellikle siz firar ettikten sonra tuhaf davranışlar sergilemeye başladı. Tuhaf davranışlar mı? Mesela sürekli Nevzat Müdür'ün yanında. Bütün öğrendiği bilgileri büyük bir telaşla anında Nevzat Müdür'e yetiştiriyor. Sanki Esra Nevzat Müdür'le birlikte bizden gizli bir operasyon yürütüyor gibi. Doğru tahminde bulmuşsunuz çocuklar. Esra'nın Nevzat Müdürü tarafında olduğunu öğrenmemiz çok iyi oldu. Bu görüşmeden ve sonrasında birlikte atacağımız adımlardan Esra'nın haberinin olmaması gerekiyor. Eğer Nevzat Müdür bizimle görüştüğünüzü, bize yardım ettiğinizi öğrenirse bu sizin de sonunuz olur. Baş üstüne amir. Baş üstüne amir. Yalnız amirim, kusura bakmayın ama bir an önce neler olduğunu bize anlatırsanız çok iyi olacak. En azından dünden beri kafamın içini kemirip bana inanılmaz bir baş ağrısı veren sorulardan kurtulmuş olacağım. Haklısınız. Aslında durum hem çok basit, bir o kadar da karışık. Biz karışıklıktan çok yorulduk amirim. Siz en iyisi bize işin en basit şeklini anlatın. Anladığım kadarıyla beraber kaçıyorsunuz da niye? Çünkü Nevzat Müdür'ün adamları
İkimizi birden yok etmeye çalışıyorlar. Nevzat müdürün adamları derken? Ne haber Esra'cığım? Çok sağ olun başkomiserim. Sizden ne haber? Bizden değildik Esra'cığım. Hallettin mi işlerini? Hallettim. Aferin o zaman. Burada başka işimiz kalmadığına göre merkeze dönebiliriz. Değil mi Engin'ciğim? Tabii ki başkomiserim. Affedersiniz başkomiserim. İzninizle bir şey sorabilir miyim? Tabii sorabilirsin Esra'cığım. Siz az önce nereye kayboldunuz? Kaybolmak mı? Hiçbir yere kaybolmadık. Engin bir yere kaybolduk mu? Yok, kaybolmadık başkomiserim. Bak duyuyor musun? Engin de kaybolmadık diyor. İyi de ben işimi bitirip de buraya geldiğimde siz ortalıkta yoktunuz. Ha, sen şey diyorsun. Neyi diyor Engin'cim? Ha, bir ara markete kadar gittik ya başkomiserim sakız almak için. Onu diyor. Markete mi gittiniz? İster misin? Sağ ol. Şimdi ne yapıyoruz? Şehrin bütün noktalarına malum kişilerin eşkallerini bildirdik. Bir ihbar beklemekten başka yapacak bir şeyimiz yok. Ben de gidip şu düğünün yapıldığı otelin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyeyim. Belki oradan bir şeyler çıkartırım. Ben de gidip Nevzat Müdür'e son durumu rapor edeyim bari. Çok iyi yaparsın Esra'cığım. Hadi bakalım. Sofya'nın telefon kayıtlarını istiyorum bilgi işlemden. Tamam. Ayrıca Nevzat Müdürü ve Esra'yı ters köşeye yatırıp Yavuz Amir'le Marazeli'nin rahat hareket edebilmelerini sağlamamız lazım. Bunun için sürekli olarak yanlış istihbarat aktaracağız onlara. Anladım. Hadi acele et. Hemen öğren Sofya'nın yerini. Aman çok dikkat et. Kimseyi şüphelendirme. Ha Engin. Bir de sakın kendi telefonundan arama Yavuz Amir'i. Dışarı çıkıp kartlı telefondan ararız. Tamam. Bilgi işlemdeki çocuklara sorguladığın numaranın Sofya'ya ait olduğunu söyleme sakın. Nevzat müdürün her yerde kulağı olabilir. Bundan sonra hareketlerimize çok dikkat etmeliyiz. Kimseyi şüphelendirmemeliyiz. Merak etmeyin başkanım. Önce Sofya'nın telefon kayıtlarına ulaşalım. Sonra Yavuz amirlerle irtibata geçeriz. Gel. Adanalı amirlerini satmayacaklarını ve hep ona sadık kalacaklarını çok iyi biliyordum. Madem bu uyanıklar bize bir oyun oynuyorlar, biz de onlara bir oyun oynayacağız. Şimdi hemen bilgi işlemdeki adamlarımızı aradım. Engin Sofya'nın numarasından yapılan son aramanın yerini sorgulatırken ona bizim söyleyeceğimiz bir adresi versinler.
Sonra da biz çocuklara söyleyelim. O adreste Maraz Ali ve Adanalı için muhteşem bir karşılama merasimi hazırlasınlar. Başüstüne müdürüm. Bu ikisi de oraya gitsinler. Mutlaka. Bize ihanet edeni yaşatmayız. Alo. Alo. Amirim benim Engin. Ne oldu Engin? Öğrenebildiniz mi Sofyan'ı yani? Hı hı. Öğrendik amirim. Beykoz'da metruk bir depo var. Dün siz Sofya'yı aradığınızda sinyal oradan gelmiş. Tamam koçum, sağ ol. Ha amirim. Söyle Engin. Ertan başkomiserimiz de oraya biz de gelip operasyona destek vermek istiyoruz. Yok koçum. Bu biraz karışık. Siz hiç bulaşıp da kendinizi yakmayın. Olur da biz başarılı olamazsak sizi de kötü bilirler sonra. Ama amirim, orada esir tutulan kız sizin kızınızsa benim de kız arkadaşım. Burada böyle oturup hiçbir şey yapmadan bekleyemem. Peki koçum. Yarım saatte deponun önünde bir cami var. Onun önünde buluşuruz o zaman. Başüstüne amirim. Engin. Buyurun amirim. Sağ ol koçum. Her şey için sağ ol. Siz de sağ olun amirim. Öğrenebildik mi abi? Öğrendik hasta. Hadi gidip kızımı alalım şu şerefsizlerin elinden. Çok uzadı bu iş. Malum kişiler oltadaki yemi yuttular müdürüm. Güzel. Peki tüm timler yerlerini aldılar mı? Evet müdürüm. Onları bekliyor olacaklar. O zaman biz bu duruma ne diyoruz Esra? Bir taşla dört kuş mu diyoruz yoksa? Hı? Ne diyorsun? Bizim adamların yarısı nereye gittiler? Diğer karşılama merasimine katılmaya gittiler. Adanalı ile Maraz Ali'yi başka adrese yönlendirmişler. Orada bitireceklermiş işlerini. Rehineleri ne yapacağız? Önce bir haber gelsin işlem tamam diye. Sonra herifi gebertip ormanda bir yere gömeriz. Kızlar ne olacaklar? Onlar için çok güzel planlarımız var. Eyvallah. Ya nerede kaldı babam ya? Hayır, normalde babamın çoktan çıkıp gelmiş olması gerekirdi. İyi de burası dağın başı. Nasıl bulacaklar ki bizi? Bizim bir şekilde yerimizi babamlara bildirmemiz gerekiyor.
Evet. Hay babamın cep telefonunu bir kere çaldırabilsek yeter. O oradan tespit eder bizim yerimizi. Ama... Fiko, hadi bir plan daha düşünsene çabuk. Fiko. Ay cevap vermiyor. Fiko! Ne var Pınar? Şu anda tam balaya bağlanmak üzereydim ki lafa girdin. Balatıyı kopardın. Fiko, ne diyorsun sen? Nasıl bağlanıyorsun Pala Amir öyle? Telepati yoluyla. Ben sana bunu anlatmadım mı? Hadi ben anlatmadım, sen fark etmedin mi daha önce böyle bir gücüm olduğunu? Ne? Şimdi ben, ruhsal gelişimi tamamlanmış, tüm çakraları böyle ağzına kadar açık, R2, R3, R4 gibi tüm felsefe bilimleri yalayıp yutmuş, siyah kuşak bir kung fu ustası olduğum için çok lüzumlu olduğunda bu şekilde beyinsel ve zihinsel gücümü kullanarak uzak noktalarla bağlantıya geçebiliyorum. Mesela bazen evde otururken canım sıkılıyor evde. Bir bakıyorum kendimi bebekte çay içer hale getirmişim. Tamamen böyle düşünce gücüyle. Yani aslında benim bedenim hiçbir yere gitmiyor. Beden evde. Onun yerine ruhum, zihnim ve beynim bedenim yerine oraya gidiyor. Onun yerine bir taksiye binip bebeğe gitsen daha kolay olmaz mı Fiko'cum? Evet, o da bir tercih Sofya'cığım. Ama birincisi benim evden bebeğe taksi çok yazıyor. İki, ben tercih etmiyorum. Ya ben lafa tutmayın lütfen. Ya balaya bağlamam lazım. Pınar lütfen bölme. Sofya. Yok. Biz bu gece kesin burada ölüyoruz galiba. Merhaba amirim. Merhaba amirim. Merhaba çocuklar. Malim depo buradan 100 metre kadar aşağıda. Ancak içeride bizi neyin beklediğini, şerefsizlerin kaç kişi olduklarını bilmiyoruz. Ama en önemlisi içeriye hem çok sessiz hem de çok çabuk girip çıkmak zorundayız. Adamlar panikleyip bizimkilere zarar verebilirler. Anlaşıldı amirim. Anlaşıldı amirim. Bu akşamki operasyon hepimiz için ölüm kalım savaşı olacak arkadaşlar. Ama rahat olun. Allah her zaman aklın yanındadır. Hakkınızı helal edin. Gazamız mübarek olsun. Hepimiz için. Hadi yürüyün. Malum kişiler depoya yaklaşıyorlar, tamam. Elemanlar iyice içeri girip tam pusunun ortasına düşene kadar herkes yerinde kalsın, tamam. Tamam. O tarafı kontrol edin. Depoya yaklaşıyorlar. Tamam, dağılın.
Malum kişiler depoya ulaşmışlar müdürüm. Peki. Sen çıkabilirsin kızım. Yarın sabah merkezde buluşup kameraların önünde beraber kınarız bu hain ve elim saldırıyı. Baş üstüne müdürüm. Size iyi geceler. Sana da kızım. Esra'yı devinden alıp öldürürsünüz. Sonra onu da aynı depoya, diğer cesetlerin yanına bırakırsınız. Böylelikle Esra'nın da diğerleri gibi Adanalı ve Maraz Ali ile işbirliği içinde olduğu sanılır. Hiç hoşuma gitmedi. Neden? Ortalık çok fazla sakin. Böyle sakinlikleri sevmiyorum. Engin, sana bilgi işlemden doğru adresi verdiklerine emin misin? Eminim amirim. Nerede olur mu o zaman bunlar? Sofya'yı bu deponun içinde tutuyor olsalar bile çoktan birilerinin bizi karşılamış olması gerekmez miydi? Esra abi.
Başkomiserim çabuk çıkın oradan. Sizi pusuya düşürdüler. Amirim pusu var. Bağlanamadın mı hala ya? Yok Pınar, bağlanamıyorum, çekmiyor. Olmuyor. Palaya doğru hatlar da çok yoğun. Olmadı. Ya biz de oturduk burada bu adamın söylediklerini dinliyoruz, iyi mi? Öyle deme Sofyacığım. Bu numara Matrix'inden Lost'una kadar pek çok önemli projede gayet işe yaramış bir numaradır. Yok. Ben yine de en bilindik numarayı deneyeceğim. Çünkü ne demişler? En kısa yol en iyi bildiğiniz yoldur. Nereye kız? Sen ne diyorsun? İmdat! Aa, aşkım, lütfen müdahale eder misin? Senin emcinsin. Ya bizim için oyun yapıyor. Ya. Kurtarın bizi! Bırak, git! Kurtarın bizi! İmdat! Çek ellerini üzerimizden, pis sapık seni! İmdat! Ya bırak beni, bırak! İmdat! Yardım edin! Ya kızlar, ya siz ne yapıyorsunuz ya? Gözünüzü seveyim, bağırmayın ya. Böyle plan mı olur ya? Ya Allah muhafaza, Pala bir duysa beni duvar kağıdı yapar şerefsizim ya. İmdat! İçişin! Geliyorlar, kaç kaç. Dur. Anladım. Geç. Hmm.
sen de onların tarafındasın değil mi? Hadi itiraf et. Bu gece bizi tuzağa sen düşürdün değil mi? Ertan, sakin ol. Bırak, önce anlasın her şeyi. Doğru. Bir saat öncesine kadar tüm emirleri Nevzat Müdür'den alıyordum. Ve onun adamıydım. Ama size karşı yapılan şeyleri izlerken içim hiç rahat değildi. Nevzat Müdür Engin'in masasına dinleme böceği yerleştirmişti. İkinizin de Yavuz Amir'le bağlantıda olduğunuzu öğrenince dördünüz için ölüm emri verip sizi buraya yönlendirdi. Ve sonunda aynı ölüm emrini benim için de verince artık onun asker olmaktan vazgeçtim. Sizin tarafınıza geçmeye karar verdim. Tabii beni kabul ederseniz. Peki Sofya'yı tutukları asıl yeri biliyor musun? Biliyorum. Nevzat burada olanlardan haberdar olmadan hemen bizi oraya götür. Yalnız yine bize oyun oynamaya kalkarsan kimseyi bırakmam, kendim gebertirim seni. Yok amirim. Artık oyun bitti. Hadi acele edelim. Diğer taraftaki bütün herkes öldürülmüş. Oh, iyi olmuş. Ne oldu? Yoksa babam buraya mı geliyormuş? Korktunuz mu? Vallahi güzelim. Baban gelse bile sen onu göremeyeceksin ne yazık ki. O kadar uyardık oysa sizi usudurun diye. En fazla şu kazmayı öldürecektik. Ondan sonra biz dalgamıza bakacaktık. Bir sürü güzel vakit geçirecektik siz. Hocam sen ne terbiyesiz bir adam çıktın ya. Şükrü. Sen de mi Şükrü? Öyle olsun Şükrü. Fiko ben çok korkuyorum. Kesin babam geldi. Benimle gel. Sen de burada kal, teker teker geber şunları. Hadi.
arka tarafta. Şerefsiz. Anam, kafam. Anam. Kafamdan vuruldum hem de tek kurşunla. Baba? Kafamdan vurdular beni genç yaşımda. Bizi kurtaracağını biliyordum babişko. Ya. Bu ne biçim bir şeydir ya? Fiko? Pınar'ım. Beni bırak. Sen kaçmaya devam et. Beni hep iyi hatırla, olur mu Pınar'ım? Eğer kurşun yüzümü dağıtmışsa lütfen bu halimi hatırlama. Seni seviyorum. Eko, sen vurulmadın, adam vuruldu. Sen niye ölüyorsun? Kalk çabuk. Nasıl ben vurulmadım? Ben vurulmadım derken? Ben adam değil miyim Pınar? Nasıl yani? Ana! Polo! Sofya açıl! Polo! Dur lan, dur! Dur lan! Çok özlemişsin seni Polo. Ben senden... Ama para. Bu olmaz para. Hayatım boyunca ben senin kafasından kurtaracağım. Şerefsiz. Şerefsiz. Bu nedir para? Sayılan ver. Durlar lan seni bana. Vurma. Gel lan bana. Bana lütfen. Bana oraya vurma. Sibidi. Kafama sık bana lütfen. Yeter artık ya. Bana lütfen ya. Gel buraya. Bir dakika lütfen. Nazlı arıyor. Ali. Nazlı iyi misin? Neredesin? Hiç iyi değilim Ali. Nazlı ne oluyor? Neredesin? Oyun henüz bitmedi Ali. Tam tersine, asıl şimdi başlıyor.